Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca annesine öyle bir şaka yaptı ki film senaryolarını aratmıyor. Anneler Günü için aldığı antika kolye setini bahçeye gömdürdü ve annesine rüyasında sık sık bahçede gömü gördüğünü söyledi. 10 gün boyunca da rüyalarını anlattı durdu ve sonunda annesi meraktan bahçeyi kazınca büyük sürpriz yaşadı. Anneler Günü için çok güzel bir hediye. Aldım ama böyle ilginç bir şekilde vermem gerekiyordu. Film senaryolarını aratmayacak şaka, başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın bir Ermeni ustanın elinden çıkan antika kolye setini almasıyla başladı. Ama bu hediyeyi annesi Nursel Kaynarca'ya Anneler Günü'nde unutamayacağı bir şekilde vermek istiyordu. Muzip bir plan yaptı. Anne çözdü bir şey. Hazır mısın? Bodrum'da yaşadığı evin önceleri Ermeni bir kuyumcuya ait olduğunu söyledi ve ustanın sık sık rüyasına girdiğini ve bahçede gömülü kıymetli bir şeyler var dediğini anlattı. Bu herif yine benim rüyama girdi. Dur bakalım. Herhalde en sonunda söyleyecek anne bana bunu. İnşallah söyler. Allah'ım hepsi zavrum gibi. İster misin bir küp altın bulalım? Allah Allah. Bak kaç gündür ama değil mi? Sadece Oktay Kaynarca değil, kız kardeşleri de bu sürprize dahil oldu ama anne Nursel Kaynarca kimseye bir şey söylemedi. Gizli gizli oğluyla telefonda konuştu. Günden öncesinden annemi aramaya başladım. Telefon görüşmelerinde her seferinde böyle işledim ve inandı ve kimseye söyleme dedim. Kız kardeşlerime de söyleme. İyiyim yavrum, ne yapayım, kızlarımdan oturuyorum. Oyun tam 10 gün boyunca devam etti. Anne Nursel Kaynarca hiçbir şeyden şüphelenmedi. Bu arada kolye seti de İstanbul'dan yola çıktı. Bir gece önceden bahçedeki bir ağacın dibine gömdüler. Hep beraber oraya gittiler. Poşet var burada. Poşet, hadi canım. Vallahi. Evet. Çıkarın bakalım. Vallahi. Hakikaten var. Evet, ranta yüzük bilen bir şeyler çıktı. Çıktı mı anne? Evet. Hadi canım. Vallahi bak, ay çok güzel bir şey çıktı abi. Benim parmağıma göre oldu. Anneler Günü kutlu olsun. Ya. Yeah. Gördüğünde o kadar inanmıştı ki ya zaten çıkacaktı diye şey var anladığım kadarıyla yüzündeki ifadede ama sonra çok eğlendik tabii.